Merhabalar efendim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bizler burada Sultanahmet Meydanı'nda bugünün Ramazan sevincinin bereketini, muhabbetini paylaşmak üzere sizlerle beraberiz. Duyurmuştuk size bugün konuğumuz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ömer Türker beyefendi olacak. O kadar kıymetli, o kadar kıymetli müstesna bir şahsiyet ki, eğer bugüne kadar Ömer Türker hocamı hiç izlemediyseniz ya da o onlarca kitabından herhangi birine denk gelmediyseniz, bugün mutlaka ekranlarınızda kalın ve Ömer Türker hocamı tanıyın. Bugün kendisiyle ahlakı konuşacağız. Biliyorsunuz İslam'ın insandan muradı bilmesi değil olmasıdır. Yani kadına şiddetle alakalı yüzlerce kitap okumuşsunuzdur. Fakat bu sizin halinize yansımıyorsa, sizi eşinize karşı daha zarif, daha latif bir insan haline getirmiyorsa okuduğunuzun bir kıymet harbiyesi var mı? Yok. Ya da namazın önemine dair yüzlerce kitap okumuşsunuzdur. Fakat bütün bu müktesebatınız sizi iki rekatlamaz kılmaya ayağa kaldırmıyorsa okuduğunuzun bir anlamı var mı? Yok. İşte aynen böyle de kişi kelime-i getirerek İslam dairesine girer ve Müslüman olur. Sadece İslam dairesine girmesi ve Müslüman olması oldukça kıymetlidir. Fakat her bir hasletinin de ayrı ayrı Müslüman olması beklenir. Bakıyorsunuz adam abdesti namazlı, kendisi Müslüman. Tamam çok güzel fakat trafiğe çıktığında bir canavara dönüşüyor. Ambulansın arkasına takılmalar, makaslara girmeler, onun bunun üzerine üzerine araba sürmeler. Onu böşekliyle görünce diyorsunuz ki bu haliyle ha, evet adam kelime-i adet getirmiş, Müslüman olmuş ama trafik ahlakı henüz Müslüman olmamış. Çünkü bir Müslüman gibi davranmıyor. Ya da içtimai hayattaki şeyine bakıyorsun, tavırlarına bakıyorsun. Ona bağırıyor, ona çağırıyor, o da ayar veriyor. Ötekine kavga ediyor, sürekli herkesle böyle. Diyorsun ki evet kendisi bir Müslüman ama hayat içtimai'deki şeyi, tavırları duruşu münasebeti hiç Müslümanca değil. Dolayısıyla onun da ayrıca şehadet getirip Müslüman olması gerekiyor. Okuduğunuz her kıymetli şey çok değerlidir ama daha kıymetlisi o okuduğunuzu üzerine üzerinize hal olarak giyebilmektir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam öyle buyurur. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Demek ki yaratılışımızda asgari bir ahlak var her birimizde. Bunu tamam etmemiz gerekiyor. Özellikle de Müslümanlar olarak tamamlamamız gerekiyor. Ramazan ayı mukabele okuruz, namaz kılarız, teravihlere gideriz, oruçlarımızı tutarız. Bu amellerin hepsini bir hakkın yerine getirmeye çalışırız. Ama Ramazan ayı birazcık da ahlakımızı düzeltmek için gelmiş olamaz mı? Gıybet etmememiz için, insanlara daha hoşgörülü davranmamız için, bizim gibi düşünmeyen, hayata bizim gibi bakmayan insanlara daha anlayışlı olabilmemiz için de gelmiş olabilir mi? Bence olabilir. İşte bugün bütün bunları konuşacağız, sohbet edeceğiz ve detaylarını öğreneceğiz. Kıymetli Profesör Doktor Ömer Türker hocam da sizler de hazırsanız ekranlarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirin. بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات رب بهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا پولا

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۖ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Latif Efe hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli kıraatlerinden dolayı Ömer Türker hocamız da şu an stüdyomuzda. Hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk hocam. Teşekkür nasılsınız ediyorum. hocam? Sağ olun teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim elhamdülillah. Hocamızı daha önce YouTube'da ağırlamak için çok gayret ettik ama o Estağfurullah. kadar <laughs> hocam. Nihayet bugün burada Rubey'le tanışmak nasip oldu. Estağfurullah. Nasıl geçiyor Ramazan hocam? Vallahi... Ne düşüyor gönlünüze? Vallahi Ramazan'da ben ekseriyetle, benim Ramazan'lar bereketli geçer ekseriyetle. Ben çalışırım yani bizim işimiz yani çalışmak, oturup... Ha, ne yaparsanız e, mesela hocam. Yani varsa eksik yazılarım, onları yazarım. Ondan sonra işte bazen tercüme faaliyetleri olur. Onları yaparım o gün şeyine göre. Onun dışında Ramazan'ın kendine özgü türü işte yani mukabele okuruz vesaire kendine özgü e, ibadetleri var. Onları Maşallah. yapmaya çalışalım. Allah ya kabul olsun. etsin. Ortamınızı tamam. nasıl buldunuz? Bakın bugün de tam kalabalığın ortasında sizi ağırlıyoruz böyle. Evet, İnsan ortam sen... biraz fazlasıyla kalabalık. Bu kadar <gülüyor> beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Fazla kalabalık. Maşallah bereketli oluyor. Tam burası İstanbul'un tam merkezi oluyor. Evet. İnsanlar da burada iftar açmaya geliyorlar. Şimdi de hava güzel işin de o... Evet, elhamdülillah. E, elhamdülillah. Elhamdülillah. Dolayısıyla Herkes gelmiş yani böyle iftar açmak için. Eyvallah, Allah razı olsun. Hocam bugün sizinle Müslüman ve ahlak, İslam ve ahlakı konuşmak istiyorum. Müslüman ahlakı nasıl olmalı? Evet. Birazcık bunun üzerine yürümek istiyoruz. Sizin bu anlamda hakikaten literatürü kazandığınızda kazandırdığınız Çok güzel eserleriniz, evet. yazılarınız, kitaplarınız da var. Tarihten bu zamana ahlak kavramı bir şekilde tariflenmiştir ama ben bir de sizden tarif etmenizi istiyorum, tanımlamanızı istiyorum. Evet. Nedir ahlak? Ahlak aslında insanın insan zihnini veya ruhunun yani ne ne görüyorsak yani insan dediğimiz şeyi onun e, donanmış olduğu e, iyi ya da kötü melekeleri bütün hocam. Ahlak kelimesi aslında çoğul bir kelimedir biz tekil kullanırız. E, bunun böyle işte Yunanca'daki etik gibi e, Latince'deki moral gibi versiyonları var. Bunların hepsi çoğul kelimeler ama tekil kullanılırlar. Yani ahlak huylar demek kelime anlamı itibariyle. Huylar bizdeki ister fazilet olsun, ister rezilet olsun, yeni tabirle erdem ve erdemsizlik olsun. Bunların bütünle biz ahlak diyoruz aslında. İnsanın e, yaptığı davranışlara iyi ya da kötü anlamını katmasını mümkün kılan o melekelerin bütünle. O nedenle e, ahlak aslında eylemlerde gördüğümüz fiillerimizde gördüğümüz ama fiilleri önceleyecek şekilde insan zihninde ya da ruhunda bulunan anlamlara ya da melekelere tekabül ediyor. Bir daha söyler misiniz hocam? Bir daha alayım evet. orayı. Aslında Ahlak, insanda Sen insan fiillerinde gördüğümüz hareketlerde yaptığı... Evet, hareketlerinde Aha. gördüğümüz ama fiillerin kökeninde bulunan zihinde veya an, ruhta yer alan anlamların ismi. Tamam. Ahlak tabi olarak o yani. O nedenle aynı fiile biz farklı ahlaki şey verebiliyoruz sıfat verebiliyoruz. Yani bütünüyle aynı olsun fiiller. Davranış itibariyle, hareket itibariyle aynı olsun. Birisine iyi, diğerine kötü dememiz mümkün oluyor. Sebebi bu. Yani ahlak çünkü fiilde ortaya çıkan ama fiilin kendisi tarafından taşınmakla birlikte kökeni ruhta olan bir şey. Anladım. Bu manada böyle yani ahlakı bu şekilde özetleyebiliriz. Tabii Müslüman ahlakı bu e, insan ruhunun ya da zihninin donandığı işte bu melekeler bütününün kaynağının ne olduğu ve muhtevasının nasıl açılacağıyla ilgili olarak ortaya çıkan bir şey. Bu, bu tam buradan şeye nasıl bakmalıyız? Açılışta da e, arz etmiştim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Ya, ben güzel ahlakı tanım, tamamlamak üzere evet. gönderildim buyuruyor. Burada yaratılıştan bir asgari ahlaki seviye, bir düzey, bir e, şey var o zaman bizde bir birikim böyle anlamalı mıyız bunu? Ya aslında ahlak düşünürleri içerisinde çok azı yaratılıştan ahlaki özelliklerimiz olduğunu söylemiş Tamamlamaktan ne kastediyor o zaman Allah Resulü Aleyhisselam? birkaç şey kastediliyor olabilir. Birincisi bir insanı kemale erdirmek onu tamamlamak demek ya. Evet. Yani diyelim ki bir peygamberin yaptığı en önemli işlerden bir tanesi kendisine inananları Allah'a kul etmek. Yani kulluk vasıflarının bu manada ahlaklıkla özdeş onlar ahlaki vasıflarla özdeşler. Kulluk vasıflarının sahabelerinde ortaya çıkmasını sağlamak. Hı hı. Çünkü insan e, evet yani belki belli bir ahlakla donanarak gelmiyor ama o meyille geliyor ve toplum içerisinde büyüyor. Yani insan hangi toplumda büyürse büyüsün mutlaka iyi ve kötü olduğunu düşündüğümüz melekelerle donanıyor. Aynen. Yani fazilet olduğunu ya da rezilet olduğunu düşünüyor. Ya da bazı toplumlarda aslında o fazilet olduğunu düşündüğümüz şeyler bir diğer toplumda hiç de fazilet olarak kabul görmüyor belki de. Yani şöyle o onun, da daha sosyolojik bir durum aslında. Bazıları işin evet. böyle söyleyebiliriz. Bazı e, adab için, mera ahlak için böyle olduğunu düşünmüyor. Ha. Yani adab değişiyor ama ahlaki iyi ve kötü kolay kolay değişmiyor. Hmm. Oraya belki ayrıca gelebiliriz. Tamam, bu itman bu böyle olabilir yani. Eee İnsanlar zaten peygambere inanmakla ahlaki yaşamlarını kusursuzlaştırmaya çalışırlar. Peygamber onları ahlaklı kılar. Aslında bir mürşidi kamilin ya da bir e, üstadın talebesine öğrettiği şey budur. Evet. Yani ahlaklı bir insan olmasını sağlamak. Bu ama çok asgari düzey gibi duruyor. Yani e, tabii ki bir peygamberin temel misyonlarından birisi budur ama asli misyonu olmayabilir. İkinci misyon olabilir bu. Bu ahlakı tamamlamanın ikinci bir anlamı şu olabilir. Daha önce ahlak olarak bilinmeyen bir takım şeyler peygamberle bildirilmiş olabilir. Hatırlayın çok hadis vardır aslında böyle. İnsanların umumi ahlakına ilaveten Allah'a yaklaşmak için peygambere bir takım şeyler öğretilmiştir. Mesela bazı dualar öğretilmiştir. Evet. Şimdi ahlak bizdeki iyi ya da kötü melekeleri ifade ettiği için dinin insanı Allah'a yaklaştırmak için ona kazandırdığı bütün melekeler ahlak kapsamına girer. Hmm. Bu nedenle hani var ya ve velhamdülillah o dua mesela diyelim ki peygamberimiz de tamam oluyor. Ve la havle ve la kuvvete illa l l Yani evet. peygamber aleyhisselam da tamamlanıyor. Şimdi bu peygamber aleyhisselamla birlikte bir tamamlanma gerçekleşiyor dinde. Ahlakı tamamlamak bu anlamda dini tamamlamak demek. Ah. Dini idrakini yani o dinin kendi içinde ikmal edilmesi, tamamlanması demek. Zaten iyi ahlak dediğimiz şey <laughs> biz Müslümanlar için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hali ve davranışlarına mümkün mertebe yaklaşmak demek değil evet, mi? Evet. Yani. Yani ne kadar onu taklit edebilirsek evet. ne kadar ona benzersek o kadar iyi ahlaklıyız. Çünkü ahlak Dolayısıyla ahlakımız şey. Allah Resulü ile aramızdaki mesafeyi de bir yerde tanımlıyor. Yani, tanımlıyor doğru evet. mu? Tabii çünkü ahlak insanlığın tanımını peygamber veriyor. İslam alimlerin tabiriyle söyleyecek olursak yani o sınırları hatleri Peygamber Aleyhisselam temsil ediyor. Dolayısıyla Peygamber'e yaklaşmak, kemale yaklaşmak demek. Evet. Bir manası daha olmalı bu hadis-i şerifin. Belki başka tür manalar var da benim aklıma gelen. Ben de derslerde bu hadislerine duruyorum çünkü hı. İslam ahlak düşüncesi derslerinde. Şimdi bir peygamber e, ahlakla ilgili insana en, en dikkate değer olarak ne öğretir sorusuna vereceğimiz cevap. Hı hı. Yani ahlaki kavramların her birinin Allah'la ilişkisinin öğretilmesi yani metafizik anlamın kavranması felsefi tabirle söyleyecek olursak Hazreti Peygamber'in hatırlayacak olursunuz bazı e, hadisleri var o nebevi gelenekte sonda bulunuyor ya Peygamber Efendimiz evet. diyor ki ben bitmiş bir duvarın son tuğlasıyım şimdi bu son tuğlasıyım ne demek üzerine alimler tefekkür ediyorlar klasik dönemde Şimdi son tuğla olabilmek için din, dinin iki boyutu var. Bir bilgiyle ilgili boyutu, inançla ilgili boyutu, bir de davranışla ilgili boyutu var. İkisiyle de ilgili tamamlayıcı bir işleve sahip Peygamber Aleyhisselam. Şimdi bu ikisini topyekün birlikte düşündüğümüzde ve ahlakı bu bağlamda değerlendirdiğimizde Peygamber Aleyhisselam insanların gündelik hayatında insanlar arası ilişkide anlam kazanan bütün eee Ahlaki kavramların Allahla ilişkisini öğreten kişidir. Ne kadar güzel bir tanımlama. Esas bu. Yani aslında irtibatlandırıyor yani irtibatlandırıyor. değil mi? Tabi irtibatlandırıyor. yani Allahla çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın ve diğer Peygamberlerin asıl işi bizim Allahla irtibatımızın düzenlenmesi. Hı hı. Onların asıl misyonu bu. Yani bunun e, dışındaki bütün şeyler tahli. Hatta o yüzden benim hep dikkatimi çeker. ...mesela Hz. Peygamber'e... ...Hz. Peygamber'den bir hadis nakledilir... ...üç şey mutluluktandır diye... Hı hı. ...hatırlarsınız hatice... Evet. ...geniş bir ev... ...rahat bir binek... ...işte... ...salih... ...salih bir eş... Salih bir eş veya... ...kadın için salih bir eş... ...şimdi normalde... ...hani bir peygamberden insan bunu duymayı beklemez değil mi? ...sebebi de şu yani... ...hepimiz biliyoruz ki iyi bir ev olsun... ...yani rahat edelim yani... ...bunu, bunu peygamberden öğrenmeyiz biz... <laughs> evet. ...tabii yani... ...insan zaten hayatında iyi bir bineye binmek ister yani evet. yani bunun için bir peygambere ihtiyaç yok iyi bir eş için peygambere ihtiyaç yok işin doğrusu Hı -hı. peygamber tabii ki biz peygamber bunları söylediği zaman bizim için çok kıymetlidir Hı -hı. bunu anlamaya anlatmaya çalışırız ama peygamberden asıl öğreneceğimiz şey Allah'la ilişkimizin farkındalıklı bir şekilde yönetilebilmesi hakkın rızasına uygun şekilde ya da bütün bu e konfor unsurlarını hayatımızda ettikten sonra Rabbimizle irtibatımızı sağlıklı şekilde nasıl devam edeceğine dair evet, ister, şeyler dinleriz. Evet, ya bu konfor İyi büyük ev, zenginlik, mal mülkün içinde ben nasıl iyi kul olabilirim ben? Evet, yani peygamber iki taraflı. Yani mal mülkün içerisinde de, zenginliğin evet. içerisinde de, fakirliğin içerisinde de ya da ara mertebelerde de yani hı hı. insan hangi durumda olursa olsun e, Allah'la ilişkisi nasıl doğru bir şekilde kurulup yönetilebilir? Peygamber Aleyhisselam bunu öğretiyor. O nedenle Hazreti Peygamber hayatında çok çeşitli safhalar vardır. Dikkat edin. Yani fakirliğin dibe vurduğu safhalar da vardır. Mesela ömrünün sonlarına doğru... ...Arabistan Yarımadası'nın önemli bir kısmının... E, ...Hazreti Peygamber tarafından kurulan devletin sınırları içine girmesiyle birlikte... ...epeyce bir zenginliğin olduğu dönem de vardır. Evet. Yani... ...ama Peygamber Aleyhisselam bundan hiçbirisinde... ...neyse o olmaktan vazgeçmiyor. Yani bunlar unsurların artması veya eksilmesi Allah'la ilişkisini zedelemiyor ya da tanımlayıcı bir şeye konuma bir türlü yükselmiyor. Yani mesela diyelim ki insanın çok refah içinde olması ya da sefalet içinde olması. Halbuki bakın dikkat edin sefalet ya da fakirlik ya da çok zenginlik bunlar Aynı zamanda azdırıcı unsurlarda sadece zenginlikte biz baktığımız evet. zenginlik yer mi fakirlik de öyledir... Mesela bir nesil şey toplumda 3-5 nesil fakirlik devam etsin. O toplumda ahlaki erdemleri korumak çok zordur. Hatta 3 nesil yeterli. Allah Allah. Tabii, düşünün yani mesela kendi e, duyduklarınızı falan. Mesela fakirlik birkaç nesil sürdüğü zaman artık insanlar <laughs> pek çok erdemini kaybediyorlar. Mesela savaş uzun sürdüğü zaman toplumlar erdemini yok etmeye başlıyor. Yani e, her ne olursa olsun insan tarafından kontrol edilemez bir noktaya vardı ve bir türlü içinden çıkılamaz hale dönüşmüşse ister fakirlik ister evet. refah olsun yani tüketici ve yok edici bir e, konuma evrilmeye başlıyor. Dolayısıyla bir nebinin insana öğrettiği en önemli şey İnsan için neyin hayır neyin şer olduğunu bildirmesi. Peygamberden öğrenilen bilgi bu. Yani benim için veya bizim için toplu olarak ya da bireysel olarak ne iyidir ne kötüdür. Bunu bilmek. Evet. Esas öğrenmemiz gereken şey bu. İkinci bir şey daha var. Peygamber bunu kavram olarak öğretmiyor ya da sadece bir önerme bilgisi olarak aktarmıyor ya ilahi rızaya neyin uygun olduğunu öğretiyor. Hımm. Şimdi biz aslında aklen belki kendimiz için neyin iyi neyin kötü olduğuna dair bir çıkarım yapabiliriz. Çünkü biz zaten akıllı varlıklarız ve hayatımızı nasıl organize edeceğimize dair sürekli e, akıl yürütürüz evet. ve bilgilerimiz de bu doğrultuda geliştiririz. Ama eğer bir peygamber olmasaydı mesela neyin ilahi rıza uygun olduğunu tam olarak çıkaramazdık ya da Belki bilgi olarak bu bizde vardır ama bunu hale nasıl yansıtacağımız konusunda tereddüt ederdik. O işin bence ikinci boyutu. Ha. O var ikinci boyutu. Birinci boyutu mesela ne Allah'ın rızasına uygundur? Mesela namaz kılmak mı? da kalkmak mı? Yani ne, nedir yani? Mesela yani ibadet kastıyla yaptığımız hangi şey Allah'ın rızasını yansıtacak şekilde... E, yapılabilir. Allah'ın rızası hangisindedir? İlahi irade tarafından yani tasdik edilmiş olmak ne demektir? Evet. Esas mesele bu. İlahi irade diyecek ki ben kulun şu fiilini tasdik ediyorum. Benim rızama uygundur diyecek. Hocam bunu akılla nasıl söyleyeceğiz? Doğru. Tabii bunu mesela akıl yürütmeyle Yok yok bulunacak bir şey değil. Böyle bir şey yani. değil bu. Evet. Dolayısıyla ne hem inançta bir peygamber hem inançta hem davranışta bunu öğretiyor. Yani sadece bilgi olarak getirmekte kalmıyor, siz dediğiniz... Uygulama noktasında tabii, da. İkinci boyut. Ama Uygulama, önce inanç. Tabii önce inanç ve bunun, bunun marifetinin oluşması. Evet. Çünkü marifet oluşmadan bunun davranışından bahsedemeyeceğiz yani. O zaman tam funduna gelmişken şunu sorayım. Mesela halimizle kalimiz arasında bir mesafe var şu anda. Evet. Ve bu mesafe ne yazık ki gittikçe de açılıyor. Ve bu marazi bir duruma dönüşüyor. Gün geçtikçe bu, bu bir ahlaki bir problem aslında baktığınızda insanın sözüyle fiilinin uyuşmaması kaldı ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnekliyoruz burada program başladığımızdan evet. beri tam bir uyum tam bir insicam söz konusu. Bu ahlaki açığı ya da bu mesafeyi nasıl kapatırız nasıl düzeltiriz? Hocam bu zor bir soru. Ee, önce aslında sorunun varsayımlarını konuşmak lazım. Tamam. Yani varsayımların en temeli şu. Açık gittikçe büyüyor. Diyorsunuz ya. Evet. Açık bence gittikçe büyümüyor. Evet yani ben bir herhangi bir neslin ahlaken daha üstün bir vaziyete sahip olmadığını düşünürüm. Çok bir sahip o oldu. açık önceden de aynı mıydı? Bir açık, önceki. Evet, neslin... açık aslında bireysel olarak aynı. Yani bireysel olarak insanlar her dönemde benzer ahlaki e, yetkinlikleri kazanmak yahut benzer ahlaki e, reziletlerden uzak durma mücadelesi veriyorlar. Açığın büyüyor görülmesinin sebebi o kriz aslında ahlakta ortaya çıkan ama temelde ahlaki olmayan nazari bir kriz. Hmm. Yani bu kriz normalde ahlaki değil. Yani biz e, başka zamanlardaki insanlar kadar ahlaklı olmaya çalışan Yahut e, bazı ahlaksız gördüğümüz rezilet gördüğümüz fiilleri işleyen insanlarız. Fakat sorun şu. Toplumlar dönem dönem bazı krizler yaşıyorlar ve bu krizlerin zirveye ulaştığı nokta hayatı açıklayan teorilerle o toplumların zihninde bulunan düşüncelerin örtüşmemesi. Bundan ne anlamalıyız? Şunu ben anlamadım. Şimdi içinde şimdi etrafımızdaki objelere bakın hocam. 20. yüzyıldan önceye uzanan hiçbir obje yoktur. Yani yeni keşfedilmemiş, yeni yapılan malzemelerin kullanılmadığı hiçbir şey yoktur neredeyse. İçinde yaşadığımız dönemde hayatımızın maddi unsurları çok radikal bir şekilde dönüştü. Bir, bu maddi unsurların temelini oluşturan teoriler de oldukça köklü bir şekilde dönüştü. Yani dünyayı kuran görüşler, düşünceler ve bu düşünceler doğrultusunda dünyanın organizasyonu bundan 200 yıl öncesine kadar hakim olan görüş ve müesses yapılardan son derece radikal bir şekilde dönüşme uğradı. Hı hı. Şimdi biz eski dünyanın varisleri olarak klasik dünyayı kuran inançlar ve görüşlere sahibiz hala. Ayrıca o görüşlerin inançların inşa ettiği müesses nizamlara da sempatiyle bakıyoruz. Kimisini devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama bunların yatağı kaybolmuş. Hı. Bunların bir kısmının açıklama gücü gitmiş. Burada akideyle akideden hareketle yahut ondan bağımsız üretilip akideyle ilişkili hale getirilmiş teorileri, nazariyeleri ayrıştırmak gerekiyor. Anlatabildim bilmiyorum. Anlamaya çalışıyorum hocam. Şimdi, ha. Yok biraz daha izah edeyim diye soruyor. Lütfen dersiniz. Şimdi nazariyedeki kriz, bu teorik düşüncedeki kriz, bilimlerde kriz var yani. Tamam. Bilimlerdeki kriz bizim davranışlarımızda kimi zaman tutarsızlık olarak ortaya çıkıyor. Hı. Niye? Çünkü yapmak istediğimiz davranışın şartlarını her zaman biz oluşturmuyoruz. Aynen öyle. Şartlarını oluşturmadık. Norm koyan biz değiliz. Evet, normları evet. bilim koyan anladım. Şartlarını oluşturmadığımız için de inançlarımızla davranışlarımız arasında kriz yaşıyoruz. Bu işin bir yönü hocam. Aynı perspektiften o zaman din dini bir yaklaşımda da şey yapılamaz mı? Yani normları belirleyen ben değilim. O zaman sıkıntı da bende değil. Kuralları koy evet. Biz de değil, anlamında değil, yapıyoruz. ya yani Sonuçta yanlışa biz konu oluyoruz. Hmm. Yani yaptıklarımız yanlış oluyor sonuçta. Yani şartlar her ne olursa olsun bu hatalar, yani mecbur düşüyoruz bir kısmını onu demek istiyorum. Evet. Bir kısma mecbur düşüyoruz. İşin bir yönü daha var. Ee, ahlaklı yaşamak, ikinci noktadan bakınca, ahlaklı yaşamak büyük mücadele gerektiriyor. Ve en önemlisi hocam, üzerinde hiç durmuyoruz ama, İçinde bulunduğumuz şartlarda hangi işi temel şey deruhte etmişsek, üstlenmişsek o işin yapılma süreçlerine dair marifetimizin bulunması gerekiyor. Aa. O nedenle dikkat edin. Eğer bir işi ilk defa yapıyorsak çok hata ediyoruz. Mesela bir makama çok önceden iyi bir tecrübeyle gelmiyorsak sürekli hata yapmaya başlıyoruz. Bundan dolayı üstlendiğimiz işlerin önemli bir kısmı bizi ahlaken kirletebiliyor. Sadece üstlendiğimiz işler değil, yönetmeyi bilmediğimiz ilişkiler bizi ahlaken kirletebiliyor. Öyle de hep bizi tecrübe ettiği bir şey yani. Adil olamıyorsun. Tabii. Adamını kayırmaya çalışıyorsun. Sana o yolculukta kim daha çok yardımcı oluyorsa onu daha çok önceliyorsun. Evet. Bir sonraki hatayı yapmamak için belki daha büyük hatalara evet. meydan veriyorsun. Duygularımız aklın önüne geçiyor. Aynen öyle. Ee, dünyevi yani Kısa vadeli menfaat ve masraatlarımız, mazarratımız, zararımızda olan şeyler bizim ilaçlarımızın önüne geçebiliyor. Bu açıdan bakıldığında ahlak bitimsiz bir mücadele. Ahlakın yani ahlaki mücadelenin bir sulhu yok. Hı hı. Hatta eski filozoflar, düşünürlerimiz, alimlerimiz ahlakın bizde meleke olduğundan bahsetmişler. Meleke. Meleke yani, midir? Meleke. Meleke yani şöyle bir şey biliyorsunuz. Ya yani bir şey... Ya yani reflekse dönüşmüştü yani. Evet, Ahlak şey refleks. Bir defa yapıyorsak hal diyoruz ona. Hı hı. Ama sürekli bir şekilde düşünmeden yapabiliyorsak, öncesinde bir düşünme çabası yoksa buna meleke diyoruz. Ahlak meleke ben ahlakın meleke olduğunu pek düşünmüyorum. Bu birazcık da ahlakın sanki o evet. ulvi o şey içini boşaltır gibi bir şeye dönüşüyor değil mi? Yok. Meleke yani... aslında boşaltmak için değil. Tam tersi. Şunun için söylüyorlar. Yani kişi iyiliğe yapmasına yapmaya öylesine alışmalı ki artık onu da yapayım mı yapmayayım mı diye bir düşünce bir hı hı. ön tartışma olmadan refleks dediğiniz gibi Aynen. yani defaten meydana gelsin. Ama aslında ahlak hiçbir zaman tam böyle olmuyor. Niye? 50 yıl iyilik yapan bir insan 51. yıl kötülük yapabiliyor. Ahlak aslında bizimle bir iyilik anlamı yahut kötülük anlamı arasında kurulan bir izafet. Yani meleke kesbediyorsa neden 51. yılda başka bir şey dönüşüyor? Mutlak, mutlak, mutlak meleke, meleke olmuyor. tabii. Mutlak meleke olmuyor. Peki şuna katılır mısınız hocam? Ee, dün programda geçmişti bunun. Bahse hemen sıcağı da sorayım. Diyor ki yani insanların yaşlandıkça gençliğinde cömert olan fakat yaşlandıkça paraya daha çok tamah ettiğini görürsünüz diyor. Ya da böyle şekva ederler çocuklar dedelerinden nenelerinden. Gençken çok Anlayışlı, hoşgörülü, sevecen biriydi. Yaşlandıkça ceberrut böyle celalli bir adama dönüştü diye şekva edilir. Test şu diyor ki o aslında gençliğinde de öyleydi. Evet. Sadece bunu gizleyebilecek yeteneği <laughs> vardı. Artık gizleyemiyor. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu israr oluyor diyor. Katılır mısınız buna mesela? Ya aslında ben Yani bu için... bir ahlak olsaydı bu evet. sürekli böyle devam eder evet. etmez miydi? etmesi gerekirdi. Evet. Yani ahlak daha iyi yerleşmiş olsaydı bu denli fire vermemesi gerekirdi. Yani hatalar olabilir ahlakta. Düşmeler, kalkmar olabilir. O anlamla bizim aramızda izafet daha güçlü olabilir yani ahlakta. Zayıf olabilir, daha güçlü olabilir. Ee, ama temelde şuna görüyorum ben de yani. İnsan e, yaşlanınca etrafındaki insanları daha az umursamaya toplumsal normları daha kolay yönetilebilir görmeye başlıyor gerçekten. Öyle. Özellikle hanımlar da daha çok evet. görülüyor bu hocam. Yani <laughs> yani hanım veya erkek yani şimdi <laughs> ayırmayalım. Başımıza iş gelen. Tamam. O nedenle e, her e, insanda bunlar bir şekilde görülüyor işin doğrusu evet. yani. Bu daha yönetilebilir olduğu için mesela daha iktidar kesmettiğini... düşünüyor insan. Yani daha otorite sahibi olabildiğini, iktidar sahibi olabildiğini düşünüyor. Gençlikte Müeyyide uygulanacak şeylerin önemli bir kısmı ihtiyarda müeyyideden muaf oluyor. Aynen öyle. Tabii. Bu nedenle insan e, O zaman bu da ahlak değil. Tabii. Yani değil. eğer müeyyide ortaklığı yapılıyorsa bunun da bir ahlaki bir erdem olduğundan söz edemeyiz yani değil mi? Yani hakiki manada He. erdemleşemiyor o. Yani. Evet. Ama erdemli davranış şeklen ortaya çıkıyor davranışlarımızda <laughs> yani erdemli bir takım davranışlar sergiliyoruz ama bu gerçekten erdem mi? Yani bizi gerçekten kemale götüren şey mi? Tam olarak arzulanan seviyede erdem mi? Hı hı. Yani erdem değil demek uygun değil hı hı. açıkçası. Erdem sonuçta, erdem kapsamına giriyor ama bizi arzuladığımız noktaya ulaştırabilecek erdem mi? İdeal dediğimiz ideal. yani. O, o gör, öyle değil görünüyor yani. Görünen evet. o ki o tam öyle değil yani. Evet. Çünkü bizim zaten hayatımız böyle Bekir Bey. Şimdi biz bir takım şeyleri korktuğumuz için yapıyoruz bir takım şeyleri duygudaşlığımızdan yapıyoruz. Endişelerimizden yapıyoruz. İnsan olmak böyle bir şey zaten. O nedenle insan olmanın içini boşaltacak şekilde e, tamamıyla ahlak dışına atmak doğru değil bunları. Hı hı. Bunlar ahlak kapsamında. Ama insan olmanın bir seviyesi var. Çok ileri Hazreti Peygamber yahut onun büyük varisleri tarafından temsil eden çok ileri seviyeleri var. E O ileri seviyeye buradan gelemiyoruz. Yani bu korkularla, basit dünyevi çıkarlarla veyahut da endişelerle yaptığımız şeyler bizi o seviyeye taşımıyor. Yoksa genel bir ahlak alanı varsa onun içine girdiğini söyleyebiliriz. Yine bir o kadarını verelim yani. Nasıl şey yani? Hayır, biz dışarıda kalırız evet, yani. Hani, doğru, doğru. Biz dışı tamamen kendimiz dışarıda kalırız. Ayrıca evet. unutmayalım, ahlak tedirginlikten beslenir. Ne nasıl yani? Şimdi ahlak akıl ile arzu arasındaki gerilimden beslenir. Hmm. İnsan sadece akıl olsa ahlak olur mu? Olmaz bak olmaz. düşünün. Evet. Tabii saf akıl olsa ahlak olmaz. Mesela saf arzuda da ahlak olmaz. O nedenle biz hayvanların ahlakı olduğunu düşünmüyoruz. Evet. Yani arzu merkezli yaşıyorlar çünkü. İnsanda ak akıl olacak, arzu olacak. İkisinin çatışmasından bir, bir iradi bir şey. tedirginlik ortaya çıkacak. İradi tedirginlik. Evet. Güzel. Yani böyle bir tedirginlik ortaya çıkacak ki biz ahlaklı olma çabasında bulunalım reziletlere edelim. İkisinin arasında oradaki dengeyi bulma çalışması evet. aslında bir anlamda insan olmaya çalışmak i̇nsan, evet. ya da kemale kemale evet. erme çalışmasıdır. Yani insanın mi? bu dünyadaki şeyi böyle, kaderi böyle. Hatta bir Tirmizi hadisi vardır. Yanlış hatırlamıyorsam Tirmizi hadisi. Hatırlayacaksınız. Eğer siz günah işlemeyen bir topluluk olsaydınız Allah sizi helak eder yerinize Hem günah işleyen, diye, Ardından da tövbe eden bir topluluk halk ederdi diye. Hı hı. Şimdi tövbe etmek için Dinen tanımlanan ahlaki faziletleri dışında reziletlere düşmek gerekir. Hmm. Tövbenin de seviyeleri vardır ama çok kabaca konuştuğumuzda. Yani buna düşmek gerekir. Daha ileri gidelim. Tövbe edebilmek Allah'a dönmek demek ya. Evet. Tövbe öncesinde mahluktan Allah'a dönmeyi, mahluktan yüz çevirmeyi gerektiriyor, inabeyi gerektiriyor yani. Evet. Yani tövbe yönün başka tarafta olmadıkça Allah'a niye döneceksin? Aynen öyle. Değil mi yani? Yön başka tarafta olması demek, insan arzularıyla ilişkili olması demek. Hı hı. Dünyevi maslahatlarıyla, dünyevi hayrına olan şeylerin peşinde olması demek. Maslahatlarla ilgili olması demek. Hı. Şimdi bunların tamamı dinen tanımlanmış ve Peygamber Aleyhisselam tarafından yüksek temsili oluşturulmuş ahlaki anlama nispetle bir tür ahlaki zaaflar. Hı. Şu veya bu ölçüde yani seviyesi her neyse. Dolayısıyla insanın insan olması için bu dünyada fiilen bu ahlaki zaaflarla malul ama bu ahlaki zaafları aşma çabasında olan bir varlık olarak bulunuyor olması Allah tarafından böyle vaz edilmiş, varsayılmış. İkisini kıyaslıyor olması, ikisinin arasındaki, iki duygunun arasındaki dengeyi gözetiyor olması zaten evet. bizi insan kılıyor. Yoksa sadece arzularının peşinden gidecek olsa Esfel esafilin diye buyurduğu evet. Cenab-ı Allah işte, tam da yerine oturuyor. Evet. Hayvandan daha aşağı bir yere gidiyor. tamamıyla arzusunun peşinde. Tabii yani. Peki Ramazan ayında mesela Sırtımızı dünya nimetlerine dönüyoruz ya. Evet. İşte e, cinsel birliktelikte bulunmuyoruz, yemek yemiyoruz, su içmiyoruz. Birçok dünyevi işe sırtımızı dönüyoruz. Bunun bununla da alakası olabilir mi? Hani sırtını dünyaya dön ve o arzu ve e, ahlak dengesini koru anlamında da bizi motive ediyor olabilir mi Ramazan? Bu açıdan olabilir. mı bakmak lazım? O, e, şimdi ibadetlerin genelde evet o açıdan bakabiliriz hocam. İbadetlerin genelde e, bir ilahi e, isme insanı yönelttiği düşünülür. Yani e, kitaplara bakarsanız Ramazan'ın Allah'ın Samet ismiyle ilişkilendirildiğini görürsünüz. Klasik e, metinlerde. Şimdi Samet ismi e, Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmamasını ama her şeyin Allah'a muhtaç olmasını ifade ediyor. Şimdi Samet ismiyle ilişkilendirmek demek kulun yaptığı bu ibadetle Hı. Samet ismini anlayabilecek onunla bir şekilde irtibat kurabilecek bir noktaya varması demek. Hı hı. İsmi Samet'le ilişkilenmek hı. o demek yani. Şimdi Ramazan'da dikkat ederseniz biz aslında yapmayız, terk ederiz. Mesela bazı ibadetler yapmaya dairdir, bazı ibadetler yapmamaya dairdir. Doğru. Ufak. Fiil ve terk. Oruç biliyorsunuz yapma ibadeti değil, terk etme ibadeti. Evet. Yani. Yemeği terk etme. Yemeği terk etme, içmeyi terk etmeye, evet. etme, ne bileyim. E, cinsel birlikteliği terk etme vesaire. Çok temel terkler var. Hani e, başka terkler de var hayatımızın diğer vakitlerinde geçerli olan dedikoduyu terk etmek gibi vesaire ama oruçta bunlar nasıran oruçla ilgili olduğu için değil de insan oruçlu olduğu için daha fazla dikkat etmesi beklenir insan. Değil mi yani? He, Orada. Doğru, doğru. Ama temelde terk etme. Şimdi insan beşeri vasıfları e, kulun daha doğrusu beşeri vasıfları en çok terk ettiği ibadet Ramazan ayı ibadettir. Oruç ibadettir. Evet. Bu demektir ki Allah'ın Samet ismini anlamaya <laughs> ve ilahi samediyete yaklaşmaya, benzemeye en çok yaklaştığı yer de burasıdır. Evet. Yani bu ayda oruç ibadettir. Dolayısıyla oruç bizde bir hal meydana getirmesi umulan ibadettir. O hal ise samediyet vasfında Allah'a benzeme halidir. Cenab-ı Hakk'a benzeme halidir yani. O nedenle dikkat edin. Benzeme derken ismi şerifine benzemekten tabii, tabii, ism. bahsediyoruz. Yani tabii. Esmasının tecellisinden bahsediyoruz. Tabii Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma evet. diyorlar buna. <laughs> et takalluk bi ahlakih. Yani o isimle o isimle hallenme yani evet. daha açık söyleyecek olursak. Şimdi ilahi mertebenin en önemli özelliği <laughs> affedersiniz hiçbir karşılık olmak su için diyeceğim diyemiyorum hocam. <laughs> <laughs> yani ilahi mertebenin temel özelliği bu. Evet. Tam bir cömertlik yani. O nedenle bakın zekat Ramazan'a bağlanmış. Ramazan ayında yapılan bir ibadete dönüşmüş. Evet. Ondan sonra infakın en bol olduğu ay Ramazan ayıdır. Doğru. İkramın en bol olduğu ay Ramazan ayıdır. Oruç hakkın ilahi vasıflarıyla hemhal olma, onu anlama, onlarla ahlaklanma, o isimlerle bezenme çabasını barındırdığı için müminde de bu vasıfları ortaya çıkarıyor. Bu vasıfları. Yani ahlakın ahlakı böyle bir bütün olarak, külli bir şey olarak düşünecek olursak ahlakın bir yönü var. O yön diğer gamlık. Bu diğer... diğer gamlığı şöyle yapalım mı hocam? Burası çok önemli. Şu an Ankara'da iftar sofrasında bu, bizi bekliyorlar mi? efendim. Evet. Onlara bir Allah kabul etsin diyelim, evet. diğer Allah gamlığı Allah konuşalım. Allah, Allah kabul Allah etsin Allah. güzel Ankara. Ankara'dakilere Allah kabul etsin diyoruz. Nice iftarlar edin sevdiklerinizle, dostlarınızla, ailelerinizle beraber inşallah. Peki diğer gamlığı konuşuyorduk en son ahlaki bağlamda. Kaldığımız yerden devam edelim hocam buyurun. Evet hocam bu yani e, oruç ibadetinin ya da Ramazan ayında yaptığımız ibadetlerin insanda ortaya çıkaracağı hal nedir? Yani ibadetlerden bir hal ortaya çıkması lazım ya. Bir maksat hasıl olması Tabii lazım. Bir ol hal olarak. Evet. Tabi. Hal olarak. Yani bu aynı zamanda ahlaki de bir şey çünkü. Evet. Yani bu hal e, işte yani nasılsa seviyesi bu aynı zamanda ahlak kapsamında da değerlendirmemiz gereken bir şey. Hı hı. Şimdi bu. E, şeyden önce yani Ankara ezanı ya önce şunu ifade etmiştik. Yani Allah'a Allah'ın hangi ismi bize en çok görünüyor bu ayda? İsmi Samet görünüyor diyor alimler. Hı hı. Ne demek istiyorlar bununla? Beşeriyet vasıflarından uzaklaşmayı. Yani insanlık vasıfları yeme, içme, cinsellik gibi insanlık vasıflarından olabildiğince uzaklaşarak ilahi vasıfları anlama çabası bu aynı zamanda. Hı hı. Şimdi bu ilahi vasfın en görünür olanı çünkü alemin bütünü Allah'ın fiili olduğu için Allah'ın alemi yaratmaktan bir karı yok. Yani hakiki cömertlik Allah'a ait. Hiçbir beklentisi olmayan bir cömertlik. Evet. Ramazan'da da insan da bu nedenle müminler de dikkat edersek diğer gamlık fiilleri ortaya çıkıyor. Yani vermenin daha baskın olduğu başkasını doyurmanın, başkasına yardımcı olmanın, bir başkasının nefsini kendi nefsine tercih kendi etmenin, etmenin Evet yani bu tür tabii bu türlü diğer gamlı ahlakın en önemli yani nirengi noktalarından birisi budur. Evet. Yani ahlak aslında e, baş bir altın kuralı vardır ahlakın. Kendin için istediğini başkası için istemek. En ah, temel mantık. Tabii ahlakın en altın kuralı budur derler yani. Gerçekten oruç insana bunu kazandırıyor. Tuhaf ama yani böyle nasıl kazandırdığını analiz etmek epeyce zor ama öyle anlaşılıyor ki yani insanda gerçekten bu ilahi hal ortaya çıkıyor. İnsan kendisi için istediğini başkası için isteme noktasını bu, bu altın kuralı bu ibadette, oruç ibadetinde daha belirgin görmeye başlıyor. O nedenle oruç üzerine tefekkürün giriş noktası Allah'ın Samet ismidir. İkinci hususiyeti Samet isminin altında ya da Samet ismini bağlayabileceğimiz daha genel şey e, ilahi e, zatın tenzihidir, münezzeh oluşu. Oruç aynı zamanda kulun içinde bulunduğu pek çok süfli halden münezzeh olmasını sağlıyor. Hmm. Münezzeh olmasını sağlıyor. Ve ilginç bir şey daha var oruçta. Nedir hocam? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Kullü Yevmü ve Fişen diye bir ayet-i kerime var ya. Allah her an bir iş halindedir. Yani oruç ibadeti ilginç bir şekilde sürekli yaptığımız halde daha çok vakit kazandığımız bir ibadettir. Nasıl yani hocam? Şimdi oruç namaz gibi değil. Namaz eyleme dönük olduğu için yani fiil olduğu için namaz, Hı? namaza belli bir vakit ayırırsınız. Orada durursun ve o anda başka bir şey yapamazsın. Başka bir şey yapamazsın. <laughs> oruç yapılırken başka her şeyin yapılabildiği bir şeydir. <laughs> hemen hemen her şey. <laughs> evet evet. Yani çok ilginç bir ibadet yani. Yapılırken mesela oruç tutarken Kur'an okuyor. Başka ibadet yapabilirsin. Kur'an okuyabilirsin. Aynen. Oruç tutarken namaz kılarsınız. Oruç tutarken infak edersiniz. Oruç tutarken güzel söz söyler. Yani bütün bunları yaparsınız oruç tutarken. Oruç ilginç bir şekilde iyiliklerin ve kötülüklerin kapsayıcı gibi sanki. Evet evet. Kendisi yapılırken yapılabildiği bir ibadet. O nedenle oruçun bir hususiyeti daha var bu bağlamda. Yani yemeden, içmeden ve başka bir takım fiillerden mümin kendisini alıkoyduğu için o fiilleri harcadığınız zaman da size kalıyor. Aynen öyle. Yani oruç mesela Ramazan'da bu yemeğin insanın hayatında ne kadar yer işgal ettiğini fark ediyoruz değil mi? Yemek ne kadar vakit alıcı bir şey yani. Evet. Yeme içme her neyse yani çok vakit alıcı şeyler. Ramazan'da insan bunları idrak ediyor. Dolayısıyla oruç insanın bütün meşguliyetinde bak bütün vaktini aldığı için imsak vaktinden iftar vaktine kadar bütün vaktini almasına rağmen ...kendisi dışında bunca şeyin yapılmasına izin veren bir ibadet olduğundan... ...Hakk'ın bu fiilini insana anlamaya yaklaştırıyor. Aynen öyle. Evet. Bütün alemle meşgul iken hiçbir şey onu meşgul etmiyor. İlginç bir fiildir bu yani. Riyad tehlikesi de yok. Bütün bu kapsayıcılarına tabii, rağmen... Evet. ...dışarıdan yani, görünmüyor. Tabii yani. Belli yani, değil. Gerçekten bir... E, ...kendisi dışındakini anlama. İki... Kendisi dışındakinden münezzeh olma. Bakın çok enteresan vasıfları var orucun yani. Kendisi dışındakilerden e, münezzeh olma. Üç, bütün bunları kapsayabilme. Dört, bütün bunların kapsadığı halde insanı yine kendisi olarak, kendi fiiliyle baş başa bırakması anlamında oruç çok ilginç bir ibadet. Başka ibadetlere benzemiyor yani. Evet. E, o nedenle de hani o siz o riya olmayan tarafa da işaret ettiğiniz orucun kendisine oruç dışında bir şeyi katmak çok zor o nedenle. Ne demek yani bu hocam? Şimdi biz insanların fiilleri kolaylıkla saflaşmaz. Mesela biz bir işi yaparken mutlaka o iş dışında bir sürü şey yaparız. Hı hı. Yani fiili saf o fiil olarak yapmak Bizi kesmez mi? Ne? Yok, ondan dolayı değil. İlahi bir şeydir. Allah'a mahsustur çoğu zaman. Yani Allah çiçek yaratıyorsa çiçek yaratıyordur. Çiçek yaratırken kedi yaratmaz yani. Evet. Yani kedi yaratıyorsa kedi yaratıyordur. Kedi yaratırken çiçek çiçek olmaz o yani. Evet. Ama insan bir fiil yaptığında o fiil o fiil tanımı dışında bir sürü şey barındırır. Ya yani namaz kılar insan. Aklı namazın dışında bir sürü şey şeydedir. Yani namaz dışında, namaza ait olmayan bir sürü unsur fiile girer. Oruç dışında da oruca ait olmayan şeyler girebilir. Yani oruç fiine de öyle şeyler girebilir. Fiil de saflaşmak çok zordur o yüzden insani seviyede. Yani biz gündelik yaptığımız şeylerde de böyledir. Yani meslek icralarında da böyledir. Mesleği saf o iş olarak yapmak çok zordur. Evet. dışarıda bir sürü şey katar. Aynen yani. öyle. O nedenle bizim şimdi bu e, belagat sanatı diye bir sanat var. Malumunuz orada söz sanatları vardır. Mesela mecaz mecaz-ı mürsel, kinaye. Hı hı. Bunları böyle söz sıfatları olarak değerlendirirler. Halbuki bunlar davranışlarımızın sıfatlarıdır. Bizim bazı davranışlarımız vardır. Hakikat değildir, mecazdır. Aynen. Bazı davranışlarımız vardır. Mecaz bile değildir, kinayedir. Yani is yani mecaz sanatlarını artık sonuna kadar kullanabiliriz. <laughs> ya, ama oruç bunlar içerisinde saf tanımına dışarıdan bir şey katmanızın mümkün olmadığı bir ibadettir. Yani Orucun müştemilatına erdemsizlikleri, günahları dahil edebiliriz. Ama oruç olmaktan çıkaracak o saf böyle bir, bir kor noktası var ya onun, hı hı. oraya başka bir şey katamıyorsunuz. Aynen öyle. Yani, bir nuhut tanesi büyüklüğünde bir şey bile girmiyor ya. Yani. Girmiyor çünkü. Tamamen kapalı yani o kapalı. Evet girdiği zaman oruç oruç olmaktan Aynen çıkıyor çünkü. Öyle. Bu sebeple oruçta hani riya olmuyor ya. Sebebi bu yani. Evet. Yani soktuğunuz zaman zaten oruç oruç olmaktan çıkıyor. Oruç Peki hemen son 5 dakikamız kalmış şunu sorayım. Oruç bizi nasıl daha ahlaklı bir haline getirir? Valla oruç tutarak ahlaklı oluruz yani. Yani bu bazen bununla ilgili çözümleme yapma ihtiyacı hisseder insan. Şunu yaparsak böyle, bunu yaparsak böyle. Yok orucun aslında tutulma şekli Allah Resulü tarafından belirleniyor belirlendiği için sünnet-i seniye ittiba ile daha ahlaklı olabiliriz burada. İttiba ona uyarak benzeyerek. Evet, Tabi ona benzeyerek. Hazreti Peygamber nasıl oruç tuttuysa öyle oruç tutarak daha ahlaklı olabiliriz. Daha e, dindarlık kapsamında yer aldığını düşündüğümüz davranışlar sergilebiliriz. Ama ahlaklı olmak çok büyük bir yük. Kulun bir ibadetine bağlamak yanlış hocam. Hmm. Biz bunu böyle görmek istiyoruz aslında. Ha, mesela, Ramazan ayı gelsin tabii, bir mucize olsun hepimiz şeye dönüşelim. Mesela o namaz için de böyle yapıyoruz. Hmm. Mesela namaz kılıyor bir insan, o namaz kılan insandan çok büyük ahlaki erdemler bekliyoruz. Hayır böyle değil. Herhangi bir ibadete insanın ahlaki hayatının ayrıntısını yüklemek, ibadetin kendisi bunu taşıyabilir de hmm. benim yaptığım ibadet bunu taşımıyor. Yani bir müminin yaptığı ibadet kolay kolay bunu taşımıyor. Evet namaz kendisi bir ibadet olarak, <laughs> saf ibadet olarak düşünse bunu gerçekleştirebilir. Ama ben onu zaten onu yapamıyorum ki hakkıyla. Zaten bütün müştemilatıyla orucu tam olarak tutamıyorum ki. Dolayısıyla benim ahlaki hayatımın e, yükünü orucuma ve namazıma yüklemek doğru değil. haksızlık olur. Bir. Aynen. İkincisi ahlaki hayatın, sekteye uğramasının zaman zaman sadmelere konu olmasının düşe kalka ilerlemesinin sebebi sadece benim ahlaki tercihlerim değil ki. Bu da yanlış olur yani. Bireye bu kadar ahlaki bilinci yüklemek doğru değil. Ahlaki bilincin bir kamusal tarafı var. Doğru. Dahası belirli bir toplumu aşan bir dönemin ruhuyla ilişkili olan tarafı var. O problemlerin tamamını halledip de bir bireyin hepsini halledip de bütünüyle kendi içinde tutarlı bir ahlaki hayatı sürmesi ya da arzu ettiği erdemleri elde etmesi çok zor bir şey. Burada geriye ne kalıyor? Ya bütün bu sorunları düşündüğümüzde geriye kulun Allah'a yakarışı kalıyor. Aynen. Bu kalır yani başka ne kalacak elimizde yani. O yüzden kendimizi abartmaya ve küçümsemeye gerek yok. Her ikisine de Her gerekir. gerek. da Yani abartmayalım kendimizi. Biz kuruz sonuçta. ilahi inayet olmaksızın fiillerimizde başarılı olmamız, o fiilleri yapmamız dahi mümkün değil. Çünkü bir inme iyisi, elimizi kaldıramayız yani. Aynen öyle. Allah muhafaza. Yani dolayısıyla biz Allah'a muhtacız. Her halimizde Allah'a muhtacız. Dolayısıyla insanın e, kemale ermesi e, insanın bir yönüyle uluhiyet mertebesine yükselmesi ama o yükselmeyi sağlayan şey Allah'ın her gece her an kula tenezzül etmesiyle olur. Hani bir hadis var ya hatırlarsanız. Cenab-ı Hak her gece dünya semasına tenezzül eder iner diye. Hı hı. Yani Allah kula tenezzül etmeden kul yükselmez. Evet. Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla hani yaptığımız ibadetlerde de diğer yaptığımız davranışlarda zaten Allah'a muhtacız. İşin bir tarafı bu böyle olduğu için de kula yönelik her türlü iyimser cümle Allah'la ilişkisinde ortaya çıkar. Aynen öyle. Cümledir. İlişkilendirmediğiniz sürece içi evet, boş oluyor. Boş oluyor yani. Aynen öyle. Bunun mukabili de böyle. Kula yönelik kötümsel bir takım cümleler sadece kulun kendisinden hareketle kurulabilir cümleler değil. He. Bir toplumda yaşıyoruz, belli ekonomik şartlarda bulunuyoruz, belli zihin hallerinde bulunuyoruz. İçinde bulunduğumuz şartları biz tayin etmiyoruz. Şartların bize olan etkisini dikkate aldığımızda ne kadar özgürüz tartışmak gerekiyor. Aynen öyle. Hocam şey, çok da güzel akıyor ama artık saniyeler kaldı. Teşekkür ediyoruz ben katıldığınız teşekkür için. teşekkür Allah razı olsun. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Kıymetli dostlar siz de sofralarınızda bekliyorsunuz. Rabbim sevdiklerinizle hep böyle güzel sofralarda buluştursun. Allah kabul etsin Aziz İstanbul. Allah kabul etsin canım İstanbul. Bugün burada Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ömer Türker hocamı misafir ettik. Allah nasip ederse yarın Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Burhan İşleyen hocam bizlerle beraber olacak. Hepinizi aşkla muhabbetle davet ediyoruz. Allah kabul etsin. Akşamınız hayır olsun inşallah. <laughs>